meleklerin cinlerden olduğunu, onların Allah katında ikram görmüş olduklarını anlıyoruz. Peki yeryüzündeki cinler, cinleri ve melekleri nasıl anlamalıyız? Melekleri daha önce insanların selefi olarak imtihanlarını kazanmış, ödüllendirilen varlıklar olarak anlamaya engel var mı? Engel var. Çünkü Allah öyle demiyor. Melekleri Allah elçi olarak görevlendiriyor. Elçi ne? Yani bir takım görevlerle görevli. Şey yapan, yani sen şu işi yapacaksın, sen şu işi, sen şu işi. Mesela her birimizin etrafında görevli melekler vardır. Bazıları yaptığımız işleri yazıyorlar, bazıları da bizi koruma görevi yapıyorlar. Mesela siz yolda giderken bir irkilirsin, bakarsın, aha önümde bir şey varmış. Sizi orada uyaran o melektir. Bazen bir şey yaparsanız, yani siz çok hayatınızda, herkes hayatında görür bunu yani. Allah Allah, böyle şöyle bir şey oldu, içime böyle bir şey geldi. Onun işte melek size fısıldar. İblis de fısıldar. Dolayısıyla bu insanlarda görevli, ölümle görevli, işte çok çeşitli görevlerle görevli melekler var. Onlardan bir tanesi de nebilere vahiy getirmekle görevli olan Cebrail aleyhisselamdır. Evet. Yani cinlerin Allah tarafından görevlendirilmiş olana melek deniyor. Mesela insanlar, devlet tarafından görevlendirilen insanlara ne diyoruz? Memur. İşte onun gibi bir şey işte.